Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini gerçekleştirmişti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti kapsamında 17 yeni anlaşma imzalandı ve Cumhurbaşkanı Macaristan dönüşünde ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşünde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Önemli gündem başlıklarından biri Macaristan'la bir üst noktaya taşınan ikili ilişkilerdi. <laughs> Erdoğan 17 yeni anlaşma imzalandığını söyledi. <laughs> Muhtelif alanlarda imzaladığımız 50 kadar anlaşmayla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. 17 yeni anlaşma metni daha imzalayarak işbirliğimizi perçinledik. Yıl sonu itibarıyla 4 milyar dolar düzeyine yaklaşacak ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolar hedefine ulaştırmak istiyoruz. Sayın Orban'la imzaladığımız ortak siyasi bildiriyle stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğimizi ilan ettik. Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Macaristan'ın konuyla ilgili Türkiye'ye verdiği desteğin altını çizdi. Macaristan'la Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında gayet olumlu ilişkilerimiz söz konusu. Macaristan, teşkilatımızda Avrupa Birliği arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor. Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'la ilişkiler bugüne kadar hep olumlu istikamette gelişti. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin aktarına bakışta ormanın duruşu hep olumlu istikamette seyretmiştir. 2024'ün ikinci yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini alacaklar ve o süreçte çok daha farklı gelişmeler olabilir. Kapsamlı işbirliğimizi Avrupa Birliği'nin kapıda bekletme tutumunu eleştiren Erdoğan, birliğe artık bu yanlıştan vazgeçin diye seslendi. Avrupa Birliği'nin bundan sonra Türkiye'nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Türkiye'nin gerek stratejik gerek ekonomik potansiyeli Avrupa Birliği'ne tam üyeliği çoktan elde etmiş olmasını gerektirirken yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Türkiye'nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğu son yıllarda yaşadığımız süreçlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık Avrupa Birliği bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan'ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir. Tahıl koridoru mekanizmasının yeniden işletilmesi gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapılabileceğini ifade etti. Tahıl koridoru Tahıl koridoru mekanizması daha adil bir dünya için atılmış olumlu bir adımdı. Tahıl koridorunu yeniden işletmemiz lazım. İhtiyacı bulunan Afrika ülkelerinin buradan nasibini almalarını sağlamamız lazım. Yakında Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'le görüşme yapıp ne yapıp edip tahıl koridorunu işletelim diyeceğiz. İnşallah ondan da olumlu cevaplar alarak yolumuza devam ederiz. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu süreçte tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Erdoğan, İslam dünyasına ise Gazze'nin inşa ve ihya çalışmalarına destek verme çağrısında bulundu.